Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, trading view üzerindeyiz arkadaşlar. Elon Musk'ın yeni gözdesi adı altında Agix coin'i şöyle bir inceleyeceğiz. Şimdi ne diyor bir bakalım. Kral kripto para birimi birkaç gündür 4 saatlik grafikte dünyanın en düz çizgisini çizmek için mücadele veriyor. Büyük ölçüde başarılı oldu da sığ hareketler yatırımcıların canını sıkıyor ve birçok altcoin'de belirsizlik nedeniyle daha fazla satış görülüyor. Peki bitcoin'den daha iyi performans gösteren hangi altcoin Elon Musk'ın yeni gözdesi oldu? Tabii ki Agix. Bir kere şunu söyleyelim. Evet son zamanlarda arkadaşlar Elon Musk çok ciddi bir şekilde Agix coin'i destekliyor. İşte burada Singularity Net'in adını duyurması, farklı paylaşımlarda bulunması vesaire. Yani Agix üzerinde sürekli Yeni spekülasyonlar ortaya çıkarıyor ve bunlar olumlu olduğu için Agix Coin'e ciddi yatırımcı geçişleri gözlemlenebiliyor. Burada her zaman söylüyorum yani Elon Musk'ın kripto içerisindeki varlığının sebebi bu zaten. Etrafında bir topluluk oluşturmak ve hiç değilse influs açısından kendine daha fazla güç kazandırmak. Çünkü adam zaten farklı sektörlere giriyor ve Buradan arkadaşlar başarılı olmaya çalışıyor kapital anlamda. Bunun için de arkasına her zaman belli bir kemik kitle arıyor. Bununla alakalı da kriptoyu seçti. Hatta başlangıçta Dogecoin'i bu kadar desteklemesindeki sebep sonradan Floki'de hareketler yaptı. Burada zaten meme coin'leri genel olarak seçmesinin sebebi spekülasyonlara çok açık olmaları. Peki Agix'i neden seçti? Yani şu an neden Agix üzerine oynuyor? Çünkü bir, birincisi Singularity Net projesi yani Agix Coin e, şu anki boğa sezonunun biliyorsunuz katalizörü olan bir yapay zeka projesi. Yani zaten doğal bir yükseliş e, sezonu yaşama ihtimali çok yüksek. İçsel olarak yukarı bakıyor coin uzun vadede. Bir diğer durum Agix arkadaşlar. E, sentimentinde yapmış olduğu açıklamalarda olduğu gibi ne demişti emisallerine göre daha e, yüksek bir e, katlama oranı meyili var demişti aynı zamanda volatilitesi yüksek ve spekülatif bak bu da doğru agix diğer yapay zeka projelerine göre daha spekülatif bir varlık arkadaşlar bu da üzerindeki doğal bir volatilitenin oluşumu aynı zamanda bir noktada manipülasyona açık olduğunu gösteriyor Elon Musk da bunu kullanarak aslında AGIX'i yukarı yönlü ateşleyebileceği, dolayısıyla arkasına ciddi bir e, topluluk alabileceği anlamı taşıyordu. Uzun vadede AGIX'i desteklemeye devam edecektir. Her dönemde tüm piyasa düşse de bazı istisna kripto paraların yükseldiğini görürüz. Bu kimi zaman meme tokenlar oldu, kimi zaman metaverse altcoinleri Bugün ise Elon Musk'ın da desteğiyle yapay zeka odaklı altcoin'ler piyasanın genelinden daha iyi performans gösteriyor. Ya öyle bir anlatmış ki yani hiç hoşuma gitmedi. Sanki Elon Musk yapay zeka coin'lerini yok. Hayır. Elon Musk yükseldiği için zaten ona girdi. Girdiği için yükselmedi. Bunlar çok farklı şeyler. Ya da işte piyasada bazı coin'ler yükselir falan filan. Yani ben bu yorumu hiç beğenmedim burada. Yapay zekalar şu an Microsoft'tan yatırım alan Google'ın üzerine çalışma yaptı. Elon Musk'ın laboratuvar kurdu. Dünyanın her yerinden Bill Gates tarafından vesaire övgü alan ve birebir yatırım alan bir sektör. Yani sanki bu böyle şey bir durummuş gibi. Allah Allah çok enteresan. Ya dünya yatırım yapıyor yapay zekalara. Blockchain tabanlı yapay zeka çözümleri konusunda ChatGPT lansmanından önce çok az proje vardı. Bunlardan biri de Agix Coin. Yatırımcılar FED Coin ile birlikte Agix Coin'e de yapay zekanın popülerliğini artırmasıyla ilgi göstermeye başladı. Evet yani eski yapay zeka coin'leri zaten biliyorsunuz bu süreçte çokça yükseliş yapabilme potansiyeli fazladır. Bunlar FED, Agix, GRT, Rose gibi coin'lerdir arkadaşlar. Bir diğeri bakalım ne diyor. Peki bunları OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi ürünlerden çok mu dahi? Asla. Kripto'da odak noktası bu da değil zaten. Hype neredeyse o alandaki altcoinler mükemmel olmasa da ciddi fiyatlamalar yapar. Burada da durum budur. Elon Musk geçtiğimiz hafta cuma günü eskiden kripto paralarla ilgilenirken artık yapay zekayla meşgul olduğunu söyledi. Bu açıklama önümüzdeki aylarda Elon Musk'ın desteğiyle yapay zeka alt daha da yükselebileceği anlamını taşıyor. Elon Musk'ın yeni gözdeleri e, teorik olarak Dogecoin falan filan yükselişini sürdürebilir. Evet burada e, birincisi şunu bilmek lazım. Yapay zeka dediğim gibi yani şu anda tüm dünya piyasasında ilgi görüyor arkadaşlar ki e, biliyorsunuz hem Elon Musk hem de Bill Gates tarafından benzer yorumlar geldi bu da 2023 yılında yapay zekaların çokça konuşulacağı ve dünyada trend olacağı üzere farklı raporlar gelecek 10 yıl içerisinde yapay zekanın ciddi teknolojik yükseltmelerle karşımıza çıkacağını gösterdi ki bu da tabii ki oldukça mantıklı. Hem buna baktığımızda hem piyasadaki geçmiş katalizörlere baktığımızda durum bunu gösteriyor. Burada her zaman söylediğim gibi unutmamak lazım Yapay zeka kategorisi içerisinde de şu anda kripto paralarda tabii ki e, öyle çok iyi olmayan ama iyi gözüken hatta Ponzi'ye varabilecek e, kripto paralar bulunmaktadır arkadaşlar. Bulunmaya da devam edecektir. Dolayısıyla yatırımları yaparken güçlü yerlerde kalmanın her zaman faydası olacaktır. Burada bakınız e, GRT yani The Graph Projesi hem bir Web3 akıllı sözleşme ve DEP oluşturucu. Beraberinde bir yapay zeka projesidir arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü, çok sağlam bir projedir. Dolayısıyla yatırım yapılabilir bir kripto paradır. Beraberinde Rose Oasis Network nedir? Geçmişte Meta gibi şirketlerle işbirliği duyurmuş bir kripto para projesidir. Yine yatırım yapılabilir bir yapay zeka coin'dir. Yine birlikte bakınız ki konuşmuş olduğumuz AgiX arkadaşlar. Yani Singularity Net visa gibi devlerle ortaklığa gitmiş bir kripto para projesidir ve sürekli anlamda listeleme almaya devam ediyor. Aynı zamanda e, spekülatif oluşu bizzat iyi Elon Musk tarafından desteklenmesiyle AGIX tarafında yüksek katlama oranları getirebilecektir. E, dolayısıyla AGIX yatırım yatırıma değer bir yapay zeka projesidir. Yine FED yani FEDÇAY projesi boşla ortaklık duyurmuş bir kripto para projesidir ki biliyorsunuz ortak bir dernek bile kuruldu arkadaşlar. Dolayısıyla FED alınabilir. E bunlara iyi bir yatırım yapılabilir. Sermaye bakımından daha ikinci sırada işte ALE var mesela, işte Ocean yani tabiri caizse ikinci ligdeki yapay zeka projeleri. ALE, Ocean işte ne bileyim e D Cargo var mesela tamam mı? Bu tarz projelere de E VIDT var tamam mı? E, yatırım yapılabilir. Ancak ilk saydığımız dörtlüğe göre e, biraz daha az kalması, biraz daha hafif sermayeyle hareket edilebilir. E, küçük yapay zeka projelerine yatırım yapmak, ciddi sermayeyle girmek burada yatırımcıyı mağdur edebilecek sıkıntılar yaşatabilir. Bunu da unutmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu izleyen herkese. Hoşça kalın.